son meseleleri, halkımın umudu, geleceğimizin imarı. Sayın Grup Başkanım, saygıdeğer milletvekillerim, partimizin yöneticileri ve değerli saygıdeğer misafirler, kongre için yeterli sayı oluştu. Avukat Ali Safa Aydın, divan üyeleri, kabul etmeyenler kabul edilmiştir. Allah nezdinde şahidim, Allah onlara razı olsun. Bravo! Dünya suç örgütleri klasifikasyonunda 14. yüz, Allah muhafaza, yakında 10'lara gireriz. Çünkü etraf suç örgütü var. İçişleri Bakanı, eski bakanın temaslı olduğu suç örgütlerini temizleyip tüketemiyor. Peki, şunu da kimse sormuyor. Ya peki onlar nerede türedi? Siz nasıl bir bataklık ürettiniz ki o bataklıkta bu bırakın sivrisinekleri, bu yarasalar türedi, yarasalar. Milletin kanı demen yarasalar türedi. Şimdi anlıyor musunuz? Özellikle de geçmiş AK Parti'ye destek vermiş kardeşlerime buradan ve ekranlardan seslenmek istiyorum. Şimdi anlıyor musunuz? Niçin ben siyasi ahlak, siyasi ahlak, siyasi ahlak dedim? Çünkü siyasi ahlakın olmadığı yerde çeteler olur. Çünkü siyasi ahlakın olmadığı yerde rüşvet olur. Çünkü siyasi ahlakın olmadığı yerde ekonomik kaynaklar tüketilir. Böyle bir rezalet görülmedi. Gazze olayı olduktan hemen sonra, ilk 7 Ekim'den sonra acı bir tavır aldım ben şahsen. Ki Gazze sokaklarında bulunmuş, bombalar altında orada eşimle birlikte olmuş bir insan olarak, Gazze'nin bütün tarihini bilen bir tarihçi olarak, Orta Doğu'nun her bir köşesinde ecdat yadigarı bir insan topluluğuyla temsil olmuş birisi olarak açık ve net tavrını koydum. Gazze'ler haklıdır. İşgal altında olan bir topluluğa ayağa kalkma diyemezsin. 75 yıldır dar bir alana sıkıştırılmış %70'i, 80'i baba topraklarından sürmüş bir halka sus diyemezsiniz. Mescid-i Aksa inin inin derken ve Mescid-i Aksa'da İsrail postalları girmişken aylardır İslam dünyasının liderleri zenit bir şekilde susmuş olabilirler ama Gazze halkına sus diyemezsiniz. Netanyahu Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bir harita gösterip Filistinlilere siz yoksunuz, burası bütün İsrail dediğinde bugün dün topluyakta toplanan liderler sesimizsiz kalmış olabilir ama babasını, anasını Gazze toprağında şehit vermiş Gazze'nin çocukları sessiz kalmadılar, kalmadılar. Oraya onlara İstiklal Şehri'den selamlar gönderiyoruz. Bakın, sorumlu sahibi bilgilere kadar olarak da 9 Ekim'de 2 gün sonra 12 maddelik bir şunlar şunlar yapılsın diye açıklama yaptım. Sonra çağrıda bulundum hükümete. İslam İşbirliği Teşkilatı'nı derhal toplantıya çağırdı diye. Tam 18 gün Sayın Erdoğan'dan bir hükümetten doğduğu süsüye çıkmadı. 18 gün sadece seyrettiler. Sonra miting yapıldı. Mitinge katılanlara Allah razı olsun derim. Ama icraat yapmak yerine miting yapanlara da yazıklar olsun derim.